Şimdi gerek mesleğimden dolayı gerekse çok önemsediğim ve hala kendi mensup olduğum camiye de dahil ülke insanıma 30 yıldır anlatmak istediğim bir şey var. Dün bugünü hazırladı, bugün yarını hazırlayacaktır. Bir, resimlere ne olur geniş bir açıdan da bakmasını artık alışkanlık haline getirmeliyiz. Dün neydi? 23 Nisan. Yani 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde içerisinde Kahir ekseriyet 1/3 oranında 50 küsür zannedersem din adamının bulunduğu, efendime söyleyeyim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde dualarla kurban kesilerek ve rahleler baş üzerinde Kur'an taşınarak dualarla açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışıydı. Kimdi bu meclisin ilk meclis başkanı? Mustafa Kemal Atatürk. Ve Gazi'nin en çok sevdiğim, bana göre de milli mücadeleyi en güzel anlatan fotoğraflardan birisi, meclisin başında, sol yanında sanırım veya sağ yanında Tunceli Milletvekili Diyap Ağa'nın da olduğu, o dua yapılan, herkesin dua ettiği o resimdir. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin, bırakın dünyanın en büyük illerinden, şehirlerinden birisinin il başkanı diyor ki, o meclisin devamı olan, ki 15 Temmuz'da hepimizin yüreğini yakan mutlaka şehitlerimizdi ama hepimizi şöyle bir sarsan, yeniden bazı şeyleri bize düşündürten ve hala da etkisinden kurtulamadığımız Gazi Meclisi'nin bombalanmasıydı. Doğru mu? Şimdi bunu yaşamış bir Türkiye'nin, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk başkan seçildiği Gazi Meclis'in bombalandığı saatlerde Gazi Paşa'nın, Atatürk'ün kurduğu partinin İstanbul İl Başkanı, tekbirlerle, dualarla, kurban kesilerek açılan meclisin korunması için sevgili Turgay kardeşimin, müezzinler neredesiniz? Salaya başlayın, dua edin çağrısıyla başlayan ezan okuma, sela okuma ve dua etmeni bu da nereden çıktı diye umuma açıklayabiliyor. Ekranları başındaki aklı selim Onun kardeşlerim, da intikamını alıyorlar bakın benden şu şimdi, anda. bakın bunu bir netleştirelim önce. Kimi konuşuyoruz? Hani üstadım da sen de mutlaka roman yazan bir insansın. Önce bir karakter tahlilini yapalım. Karşımızdaki rolün karakter tahlilini yapalım. Ey ahali! Bir gün önce 99.sunu kutladığımız Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu, tekbirlerle açılan, kurban kesilerek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu, ilk başkanının kurduğu partinin İstanbul İl Başkanı diyor ki o meclis bombalanırken, bu ezanlar da nereden çıktı? Bu normalse biz hanımefendinin dediklerini tartışalım. Biz neyi tartışıyoruz Allah aşkına ya? Ne hale geldik? Öncelikle aklı selim vatanına, bayrağına, partisinin kurucusuna, bu ülkenin kurucusuna saygısı olan Cumhuriyet Halk Partili seçmen kardeşlerime sesleniyorum. Oy verdiğim partinin İstanbul İl Başkanı, senin oy verdiğin partinin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçilmiş ilk başkanına dualarla, tekbirlerle açan o kişinin kurduğu meclisi bombalanırken diyor ki, bu ezanlar nereden çıktı? Arkadaşlar, burada bir tuhaflık yok mu? Yok mu abi? Burada bir tuhaflık yok mu? Bu insanlar nasıl bunu algılamıyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirken bir insan
Bunu nasıl hatırından çıkarabiliyor? İki, arkadaşlar bu mesajı tweet'i ne zaman attı? 2016. Diyor hanımefendi, bu diyor benim partimin resmi görüşüdür diyor. Tabii. Doğru parti, mu? Parti... Ha, resmi görüşüdür diyor. Şimdi demek ki bakın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı sürecini hatırlayalım lütfen. Sayın İnce'nin. Sayın İnce'yi destekleyen İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu aday olmasına rağmen, aday olmasına rağmen aday gösterildi mi? Gösterildi. Gösterilmedi. Sayın İnce'ye destek veren il başkanları, ilçe başkanları görevden alındı mı? Alındı. Alındı. Aday gösterildiler mi daha sonra? Gösterilmediler. Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı da bunun en güzel örneklerinden birisi. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu samimiyetini bu milletin test etmesi lazım. Yani kendisinin Cumhurbaşkanı adayı yaptığı ama kurultay sürecinde karşısında rakip olan, rakibini destekleyen il başkanını, belediye başkanını görevden alan Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlığını yaptığı partinin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçilmiş ilk başkanının dualarla açılan meclisi bombalanırken şu mesajı atan bir insanı hala il başkanı olarak nasıl tutuyor? Ya niye tutuyor veya tutmaya mecbur mu? Bizim bunu konuşmamız lazım. Ben programın duyurusunu yaparken bir latife yaptım. Turgay'ı yumruklayacağım. Sevenler sevmeyenler de hemen üşüştüler. Sizi yumrukladım. Bağrınıza vura vura. Ne oluyor Turgay kardeşim diye. Şimdi ekranları başındaki sevgili kardeşlerimizi şöyle bir nefisleriyle baş başa olmaya davet ediyorum. 2 saniye. Burası bir miting değil. Burası bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun pazar gezmesi yaptığı bir yer değil. Burası adalet arayışı sözde yaptığı bir yürüyüş değil. Burası bir şehit cenazesi. Burası bir şehit cenazesi. Şimdi benim o attığım tweetimi açıklıyorum. Allah muhafaza, Allah ocaklarımızdan uzak tutsun, evlatlarımızın acısıyla, kardeşlerimizin ve sevdiklerimizin acısıyla bizi imtihan etmesin. Amin. Ama kaderde de varsa şeref deriz, baş tacı yaparız. Biz böyle bir inancın ve kültürün sahibiyiz. Bir anda evladınızın ölüm haberini alıyorsunuz. Veya kardeşinizin ölüm haberini alıyorsunuz. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Alıyorsunuz. Ben bu hali yaşadım biliyor musunuz? İnsan bağıramıyor. Yani insan bağıramıyor. O anda ne yaptım biliyor musunuz? Ondan attım. Kulakları çınlasın. Bir kardeşimin, arkadaşımın yanındaydım. Anamın ölüm haberini aldığımda onun göğsünü yumruklamışım. Böyle çok da böyle katıvaz biri değildi. Bana sarıldı ve biz beraber ağladık. Acılı insanın gözyaşı dinmez. Acılı insanın kelimeleri yetmez. Tekrar tekrar söylüyorum. Yapılanı onaylıyor anlamında değilim. Ben şurada imanım gibi inanıyorum ki Turgay kardeşim de, üstadım da, ben de orada olsaydık ve Sayın Kılıçdaroğlu'na atılan o yumruğu görseydik, o yumruğun önüne geçerdik. Çünkü hükmü şahsiyeti olan bir kurumun temsil noktasında olan birisi, kaldı ki bir insan. Şimdi böyle bir insan onaylamadığımız bir şey yapıyor. Siyasiler ne yapar bu gibi durumda? Öyle ya, siyaseten yaşadığımız hadisenin üzerinden biz şunu beklerdik. Kendine hakaret edenleri mahkemeye vermediğini, efendim kendine efendim bir şey diyeni mahkemeye vermemekle övünen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortalık sakinleşsin diye girdiği evden çıktığında, genel merkeze geldiğinde
Açıp telefonu. O insanı alan emniyet mensuplarına veyahut da yetkili birine, burası bir cenazeydi, burası bir miting meydanı değildi, burası bir pazar gezmesi değildi. Öğrendim ki şehit yakınları da olmuş, yakınlarından şehit olanlar da olmuş. O acılı bir yürek, salın deseydi bugün ne konuşulurdu? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir Ali Cenap, nasıl bir şehidimize saygısı olan, acılı bir yüreğe saygısı olan bir insan olarak konuşulur. Doğru mu? Beyler, kendimizi kandırmayalım. Şimdi ne olur 11 numaralı tweet'i, bir Kaftancıoğlu'nun 11 numaralı tweet'ini senden gösterelim. Senden not almışsın. 11 numaralı. 11. Şimdi ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, beraberce okuyalım. Ne zaman atılmış bu tweet? 21 Ağustos 2016. 2016'da. Temmuz'dan, diyor ki, darbeden bir ay sonra. Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık. Şimdi aldı mı görevden? Almadı. 2006'dan beri bu insan il başkanı. Muharrem İnce'yi kurultay sürecinde destekleyen belediye başkanlarını, il başkanlarını aldı mı? Alabiliyor demek ki. Evet. Aldı. Tehlike gördü. Partinin geleceği için tehlike gördü ve aldı. Hı hı. Şimdi bu tweet'i onaylayarak söz konusu kişiyi İstanbul il başkanı olarak tuttu ve o kişi de bir televizyon programında diyor ki bu zaten partimizin bir görüşü. Hı. O zaman kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun, aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık düşüncesinde ise ki Kemal Kılıçdaroğlu öyle düşünüyor. Aptalca politikalar terörle mücadele. Öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor ki görevden almadı ve hanımefendi de dedi ki bu bizim partimizin görüşü. Madem bunu kabul ediyorsun, senin o şehit cenazesine gitmekteki niyetin ne? Evet. İki soru. Tamam. Niyetin ne? Hadi gittin. Bu Ali Cenaplığı toplum senden beklerken, bundan daha çok partimiz, partisinin, ülkenin kazancı olacağını beklerken, gündemde başka bir şeylerin konuşulmasını mı istiyor birileri? Bunu konuşalım.